Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel ve rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında, birden bire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta kayan bir yıldız gibi akarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. Birinci Paylaşım Savaşı'ndan yeni kayrılan Osmanlı, 30 Ağustos 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması'na imza atar. Anlaşmaya göre Türk ordusu terhis edilecek, müttefikler kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkması durumunda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek, tüm telsiz, telgraf ve kablo istasyonları müttefiklerce denetim altına alınacak, Hicaz'da, Asir'de, Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta bütün garnizonlar müttefik komutanlıklarına teslim olacak, Türk ordusu silah ve cephanesinin kullanımı konusunda verilecek emirleri yerine getirecekti. Yöneticiler, Atatürk'ün deyimiyle zevk ve saltanatına düşkün şahsiyetler ihanet içindedir. Korkaktır, haindir. Öyle bir padişah ki kalem sesinden ayak sesine kadar her türlü gürültüden korkuyordu. Gazeteden, reçeteden, kendi karyolasından, kendi hafiyesinden, öperken çocuğundan, çocuk yaparken karısından korkuyordu. Korkacak kimse bulamazsa aynada kendisinden korkuyordu. Ancak korku öyle bir şeydir ki gelir kapına dayanır. Ben korktuğunum der. Öyle de olur. İngiliz'in zırhlısı Dolmabahçe önlerine demir atar. Zırhlıların namluları saraya dönüktür. Ve padişah İstanbul'un anahtarını İngiliz generalinin eline verir. Ama Anadolu anahtarını kendi elinde tutar. Millet derin uykusundan uyanmış, çektiği ıstırap kadar büyümüştür. Ancak onlar da korkaktır, cahildir, çocuktur. Bir baş lazımdır onlara, bir baş, bir öncü, bir teşkilat. ...1919'da... Atatürk Anadolu'ya geçiyor. Ama Anadolu'ya geçinceye kadar İstanbul'daki bir dönemi var ki çok ilginç bir dönem. Çünkü orada padişahla olan, çünkü padişahın biliyorsunuz yaveri ve iddiatçı karşıtı olduğu bilindiği için Atatürk o fırsatı kullanıp harbiye nezaretini eline almak, kendine göre planlamak istiyor. Böyle bir oyunun içinde. Fakat İstanbul'un yapısı öyle bir karmaşık ki padişah da ona güvenmiyor zaten. Hani askerlere güvenmiyor zaten. Dolayısıyla hiçbir şey yürümüyor. Ve bu bunalımın içinden bir tesadüf olarak, onu da kabul etmek lazım, bir işte Samsun'a çıkıyor bir görevle. Fakat Anadolu'daki durum büsbütün kötü. Yani İstanbul birbirini yemekle meşgul ama Anadolu'da da böyle dirençler var. Fakat her biri kopuk kopuk, hepsi ayrı yerlerde. Halbuki birlik bir şeye, Atatürk başından beri bir toplu şeye tarafta, başka türlü olmayacağını biliyor. Yani çok kolay tahmin edebiliyor adamcağız. Bunları düzenlemek peşinde. İşte Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve bayağı büyük bir şeyle askerlikten istifa ederek, yani büyük bir risk bu.
Yani onu da kabul etmek lazım. Öyle kolay bir hareketler değil. Farkına vardığı şey toplumun bilinçlendirilmesi lazım. Yani toplum durumun farkında değil. Müthiş bir bilinçsizlik var. Herkes kendi başına olduğu yerde bir şeyler direnç gösteriyor. Bunu karşılamak için nitekim Sivas'ta İrade-i Milliye gazetesini çıkartıyorlar. Şimdi dikkat ediniz, ismine dikkat ediniz. İrade-i Milliye. Padişahın egemen olduğu, saltanatın egemen olduğu bir yönetim anlayışının içine milli iradeyi sokuyor. Bu çok önemli bir şey. Kurtarılacak bir saltanat, kurtarılacak bir İstanbul kalmış mıdır? Herkes kurtuluştan bahsetmektedir. Nedir kurtuluş? Manda mıdır? Padişahın sarayına sığınmak mıdır? Yoksa daha iyi bir kabine kurmak, orada birkaç dayanak yaratmak mıdır? Yahut medeniyete yelken açmak mıdır? Ve karnıyla düşünenler, gözüyle öğrenenler, kalbiyle kızanlar, ağır ellerini toprağa basıp doğrulmaya başladılar. Bildiğiniz gibi Mustafa Kemal daha Selanik'te doğduğu tarihten itibaren Osmanlı'nın çöküşünü ve etkenlerini, çöküşe neden olanları çok iyi incelemiş bir kişi idi. İlkokul, ortaokul ve diğer eğitim çağlarında çevresine de bu konuda kurtuluşla ilgili neler yapılması gerektiğini sürekli belirten kişiydi. Bunları şuradan çok net olarak değerlendirebiliyoruz. Mustafa Kemal'in 3. Ordu Müfettişi olarak gidişi bir rastlantı değil. Daha önceden ekibiyle birlikte hazırlanmış, bazı kararları İstanbul'da vermiş, arkadaşlarıyla bu ilişkileri kurmuş ve Anadolu İhtilali dediğimiz olayı başlatmadan önce, bir başka deyişle 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmadan çok öncesi hareketin her türlü planlamasını yapmıştı. Özellikle 30 Ekim 1918'de savaş kaybedilip tümüyle savaşı sürdüren yetkililer yurt dışına kaçınca işte Talat Paşa ve arkadaşları Osmanlı Devleti'nin zaten yöneticilerinden beklenilecek bir hareket yoktu. Osmanlı Devleti yöneticileri yıllardan beri süren kapitalist dünyanın, emperyalist dünyanın etkisi altında bir anlamda sömürgeleşmeye doğru giderken buna karşı tepkiyi veren ulusalcı güçler vardı. Her ilde kendine özgü direniş güçleri oluşuyordu. Onları birleştirdi. Bu kolay da olmadı. Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde buna bağlı bir takım tartışmalar tabii ki yaşadı. Ama Sivas Kongresi'nin sonunda nokta konuldu. İşte bir heyet oluştu. O heyette bütün bu direniş güçleri o heyetin yönetimi altına girdi. Ve ondan sonra ulusal uyanış, ulusal güçlenme ortaya çıktı. Peki Anadolu'ya geçen direniş güçlerini birleştiren, uyuyan Anadolu'yu uyandıran ve hep bizi kurtardığını söylediğimiz Atatürk kim? Geride kalan yıllar boyunca ilkokuldan başlayarak Atatürk'ü okuduk. Resimlerini duvarlarımızın en güzel yerlerine astık. Yıl dönümlerinde onu andık. Peki Atatürk'ü ne kadar anladık? Ne kadar anladık? Ne kadar tanıdık? Ya da ne kadar tanıttılar? O iyi bir asker, devlet adamı, güzel bir insan, büyük kurtarıcı. Peki Atatürk'ü Atatürk yapan neydi? Ben 1949'da Paris'te bulunduğum sırada Komünist Gençlik Teşkilatı'ndan bir arkadaşımız vardı. O bir gün konuşma sırasında bana şöyle bir laf etti. Sizin bir lideriniz var, Kemal. Siyasi fikirleri aslında tam neydi? İdeolojisi tam neydi? Ben cevap veremedim. Yani biz bilmiyorduk. Mustafa Kemal dediğin zaman bizim bildiğimiz şey yurtta su, çanta su. Yani bizi kurtardı.
neydi? Müthiş utandım. Ve derhal oradan buradaki arkadaşlara yazdım. Ve hemen Nutku ve o zaman Söyler ve Demeçler'in galiba ilk iki cildi çıkmıştı veya bir cildi çıkmıştı. Onları bana gönderin dedim. Onlar geldi ve o gün bugündür bu işle uğraşıyorum, üstünde çalışıyorum. Mustafa Kemal Paşa'nın fikirlerinin net olarak, hatta onu biraz da sentezini yapmak istercesine ilk çalışma okuduğum benim şeydir. Enver Ziya Bey'in Atatürk'ün Düşünceleri diye bir kitabı çıkmıştı. Odur. İlk asıl orada şaşırdım. Çünkü orada sentetik bir çalışma yapmış çok Enver Ziya Bey. Bir şey söylemiyor, çok yorum yapmıyor. Fakat öyle bir tertiple, öyle sıralamış ki Gazi'nin sözlerini, çeşitli zamanlarda söylediklerini ve yazdıklarını, tamamını okuduğun zaman ortaya tam bir ihtilalci çıkıyor. Halbuki ondan önce tamamen başka bir Mustafa Kemal Paşa çizilmiş oluyordu. Bunu ben sonradan şöyle ifade etmeye çalıştım. Bizim Anadolu ihtilalini ikinci plana itip kurtuluşu öne çıkarmışlardır. Ya yani ısrarla bizi nasıl kurtardı meselesi konuşulur. Bu arada neler yaptığı, neleri değiştirmeyi düşündüğü ve neden ve nasıl yaptığı ne izah ediliyor ne de o sözler ortada. İşte bu belgesel o gizlenen Atatürk'ü ortaya çıkartacak. Atatürk'ün gerçeğini görmemize yardımcı olansa onun 10 Ocak 1920'de Ankara'dayken çıkartmaya başladığı bir gazete. Hakimiyeti Milliye. Yılı. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin Selanik Şubesi'nin kuruluşu toplantısı. Atatürk, arkadaşlarına hitaben şu konuşmayı yapar. Padişah, zevk ve saltanatına düşkün, her aşağılığı yapabilecek aşağılık bir şahsiyettir. Millet, zulüm ve istibdad altında mahvoluyor. Tarih bugün biz evlatlarına büyük vazifeler yüklüyor. Kahredici bir istibdada karşı ancak ve ancak bir ihtilalle cevap vermek ve köhnemiş çürük iradeyi yıkmak, milleti hakim kılmak, kısacası vatanı kurtarmak için sizi vazifeye davet ediyorum. Arkadaşlar, gerçi bizden evvel birçok teşebbüs yapılmıştır. Fakat onlar muvaffak olamadılar. Çünkü işe teşkilatsız başladılar. 27 Aralık 1919. Önce Erzurum, ardından Sivas'ta toplanan kongrelerle Anadolu'daki küçük küçük direniş hareketlerini birleştirmek için harekete geçen Mustafa Kemal, köhnemiş çürük iradeye karşı yeni bir merkez yaratmak için Ankara'ya gelir. Ve gelişinden 14 gün sonra Hakimiyet-i Milliye gazetesini çıkartmaya başlar. Hakimiyet-i Milliye gazetesi Türk Kurtuluş Savaşı'nın sesi olan bir gazete. 10 Ocak 1920'de Mustafa Kemal tarafından kurulur. Kurulması da ilginç. Mustafa Kemal Konya'dan 1827 doğumlu bir matbaa getirtir. Ki 100 yaşına bir matbaa. Şimdi bir gazete kuracaktır. Tamam, matbaa bulundu. Kağıt yok. Mürekkep yok. Teknik imkanlar yok. Para da yok. Bunun için önce gazeteye abone kaydetmeye başlar. Ve abonelik hizmetlerini de Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Reisi ünvanıyla askeri kurumlara, mülki amirliklere, efendim müdafaa hukuk cemiyetlerinin şubelerine yazılar gönderir. Altında Mustafa Kemal'in imzası vardır. Abone olun diye. Abonelerin bir miktar parası gelir ki gazeteye 3 kuruşa satılacaktır tanesi. O paralarla mürekkep, kağıt bunların teminine girişilir. Hatta bu da Ankara'da yoktur. Efendim parasıyla olmasına rağmen İstanbul'dan bazı mürekkep ve teknik malzemeler kendi yandaşı insanlar marifetiyle gene kaçak yollardan Ankara'ya getirir. Kağıt ihtiyacı biraz Eskişehir'den karşılanır. Eskişehir'den kağıt ister, istediği kağıdın yarısı gelir. Bu koşullarda bugünkü müze halindeki eski ilk meclis binasının içindeki küçük bir barakamsı bir yerde matbaayı kurdurtur. 2 hafta hazırlıktan sonra
Hakimiyeti Milliye ismiyle gazete yayına başlar. Gazi'nin gazete çıkarma fikri İstanbul'dayken de vardı. Hatta bu yüzden bir miktar para yatırmış ve kaybetmiştir. Yani bir gazete çıksın, bazı fikirler, bazı şeyler söylensin istiyordu. Bu fırsat ancak şeyde doğabildi. Sivas'ta doğabildi. Sivas'ta İrade-i Milliye'yi örgütlediler, çıkardılar. Tabii bunlar taşra şartları içerisinde, oradaki matbaaların imkanları nispetinde çıkan gazetelerdi. Atatürk ilk sayısında bunun ne anlama geldiğini de açıklar. Bu ismi boşuna koymadık, rastgele koymadık der. Bu gazetenin yolu, bu gazetenin ulaşmak istediği amaç, hedef ismidir. Yani ulusal egemenlik sistemini gerçekleştirme. İşte yapılacak mücadelenin hedefi de budur. Daha gazetenin ismiyle Mustafa Kemal 1920'de zafer sonrasında devlet sisteminin ne olacağını adını da koymuştur. Zaten orada da espri görülüyor. Ama hakçasını ararsanız zaten bu espri Amasya tebliğinden itibaren görünür. Yani daha başlangıçta Amasya tebliğinde hakimiyet bila kaydı şart milletindir hissedilir. Oradan itibaren başlıyor. O bakımdan hakimiyet-i milliyenin düşünülmesi ve çıkarılmak istenmesi son derece normal. İrade-i milliye diye hatta çıkacaktı. Fakat sonra işte hakimiyet-i milliyeyi buldular. Bence ikincisi daha iyi oldu. Hakimiyet-i milliye, irade-i milliyeden daha devrimci. Hakimiyet-i milliyenin Türk Kurtuluş Savaşı ve zafere ulaşmasına önemli rolü var. Bir, Mustafa Kemal fikirlerini, ulaşmak istediği noktaları, kamuoyunun anlaması, bilinç haline getirilmesi istediği noktaları bizzat kendi kalemiyle, diktesiyle veyahut da vasıta kullanarak gazeteyle yaygınlaştırır. Anadolu'nun merkezindeki bu 50 bin nüfuslu şehir artık devrimin karargahı haline gelmiştir. İki katlı ziraat mektebinin alt katındaki telgrafhane, geceli gündüzlü bir ihtilal örgütlemektedir. Telgrafhaneden çıkan ritimli sesler, dizi dizi direklerin birbirine bağladığı telgraf telleri, dünyanın en güzel sanat eserlerinden birini taşımaktadır. Üst katta Mustafa Kemal, önünde harita, masanın üzerinde başta Hakimiyet-i Milliye, o günün gazeteleri ve biraz önce telgrafhaneden gelen yazışmalar. Mustafa Kemal, karşısındaki koltukta oturan Yeni Gün gazetesinin sahibi Yunus Nadi'ye döner. Ankara ilk nazarda bir çöl gibi görünür. Zaten işin zevki de burada. Bu çölden bir hayat çıkartmak. Çöl sanılan o alemde saklı ve kuvvetli bir hayat vardır ki o millettir. Eksik olan teşkilat. Atatürk yanında 3-5 kişi var biliyorsunuz. Yani bir kadro filan da yok. Heyeti temsiliye adı altında kendisi heyeti temsiliyenin reisi ama o kadar. Başka kimse yok. Ve bunlar oturup orada gazetede çıkan makaleler aslında tabii hiç kimsenin imzasını taşımıyor ama en azından Atatürk'ün onayından geçmeden de oraya girmiyor. Dolayısıyla onları tamamen onun fikirlerinin yansıması olarak kabul etmemiz gerekiyor. Hakimiyet-i Milliye gazetesi ne yapar? Bu gazeteyi bu kadar önemli kılan nedir? Gazetenin ilk sayısında Mustafa Kemal'in Hakkı Bey'e not ettirerek yazdırdığı ve yazı heyeti imzalı yazıda şöyle deniyor. Gazetemize bu ismi tesadüf olarak vermedik. Gazetemizin ismi aynı zamanda takip edeceği mücadele yolunun da nevidir. Şu halde diyebiliriz ki Hakimiyet-i Milliye'nin mesleği milletin hakimiyetini müdafaa olacaktır. Hakimiyet-i Milliye'nin İlk sayısında gayet açık bir şekilde o ısrarla şey belirtiliyor. Milletin hakimiyetinin ön planda olacağı. Bunu kabul etmek lazım ki saltanatı ön plana çıkaranlara karşı bu bayağı bir açık tehdittir. İstanbul hükümetine karşı mı yani? Karşı tabii. Yani çok milletin hakimiyeti ön plandadır. Zaten Atatürk'ün gitmemesinin sebebi İstanbul'a da gayet kolay anlaşılıyor. Meclise giren otomatikman padişahın üstünlüğünü ve o mekanizmanın ona bağlı işleyeceğini kabul etmiş oluyor.
Delegeler gidiyorlar İstanbul'a. İşte Atatürk'ün tabii büyük ileri görüşlüğü Ankara'ya gidip yerleşiyor. Şimdi burada çok tuhaf bir şey var. Herkesin milletvekili olup İstanbul'da boy göstermek için yarış ettiği bir dönemde, orada neler görüneceksiniz, ön planda olacaksınız filan, Ankara'da yok olmayı kabul ediyor. Hakikaten Ankara'ya gidip oturmak yok olmaktır. Onu kabul ediyor çünkü ileriyi çok güzel görüyor. Nitekim İstanbul'a gidenler ve meclis açılıyor. Misak-ı Milli'nin kabul ettirilme, meclisten geçmesinin dışında hiçbir icraat yoktur. Nitekim Mart ayı gelince de 1920 yılının hepsini İngiltere toparlayıp Malta'ya götürüyorlar, kapanı veriyor. O zaman Atatürk'ün rolü ve uzak görüşlülüğü anlaşılıyor. Gazetenin yayına başladığı günler İstanbul'da İngiliz zırhlılarının gölgesinde Meclis-i Mebusan'ın toplandığı günlerdir. O Ankara'da yalnız kalmıştır. Aslında Ankara'da yalnız kalan, tek kalan devrim seçeneğidir. Kahredici istibdada karşı ancak ve ancak bir ihtilalle cevap vermek ve köhnemiş çürük iradeyi yıkmak seçeneği. Mustafa Kemal bu seçeneğin kazanmasının zorunlu olduğunu da bilir. Annesi Zübeyde Hanım'a Sivas Kongresi'nden önce Ağustos 1919'da yazdığı mektupta "Netice görmeseydim başlamazdım." der. Atatürk neticeyi hangi birikimle, hangi tarihi tecrübelerle görmüştür? Atatürk Harp Akademilerini bitirdikten sonra 1904 yılı Ocak ayında not defterine şunu yazıyor. Evvela sosyalist olmalı, maddeyi anlamalı. Bakın tarih 1904. 1904'te Atatürk evvela sosyalist olmalı diyor. 1904'te henüz ne Sovyet devrimi var, ne sosyalizm dünyada o kadar etkili. Hatta 1904 dünyada sosyalizmin geri çekildiği döneme denk düşer. Peki Atatürk 1904'te nasıl evvela sosyalist olmalı bu görüşleri benimsemiş? Yani bunu da onun hayatında görebiliyoruz. Harp okulunda okurken İstanbul'da da geceleri sabahlara kadar uyumuyorduk. İhtilalci fikirleri okuyorduk, inceliyorduk diye yazar Ali Fuat Paşa sınıf arkadaşım Atatürk kitabında ve Atatürk'le ilgili hatıralarında. Yani biz diyordu harp okulunda gece sabahlara kadar ihtilali tartışırdık. Atatürk o sabahlara kadar bu tartışmaları, bu okumaları nedeniyle derslerinde o kadar ön planda ve başarılı değildir. Artık ihtilalle haşır neşir olmuşlardır ve ihtilalle özdeş hale gelmişlerdir. Çünkü Osmanlı Devleti artık çökmektedir. Ve devrim dışında Osmanlı Devleti için bir çözüm veyahut da Türk Milleti için bir çözüm yoktur. Osmanlı Devleti yıkılacaktır ve çökecektir. Ve bir devrimle bir milli devlet kurulacaktır. Bunu Mustafa Kemal Atatürk 1906-1907 yıllarında daha Suriye'deyken tespit eder. Bir milli devlet projesi ortaya koyar. Selanik'e geçer 1907-8. Oralarda da bu milli devlet projesini ortaya koyar. Yani artık Osmanlı Devleti yıkılacaktır ve Türklerin çoğunluk olduğu topraklarda bir milli Türk devleti kurulacaktır. Bu proje diğer çözümler elendikten sonra tarihin gündemine gelecektir. İşte Osmanlı Devleti'ni yaşatmaya çalışırlar. Hatta Enver Paşalar Osmanlı Devleti'nin sınırlarını bile genişletebileceklerini düşünürler. Ama bütün bunlar iflas eder ve ondan sonra Osmanlıcılık bittikten sonra Milli bir Türk Devleti projesi 1918'den sonra tarihin gündemine gelir. Bir milli savaş yürütülüyor. Bir milli savaşın örgütlenmesi içinde 1920'ler makalelerin yayınlandığı yıl. 1920 yılı daha doğrusu. O yıl içerisinde
Kurtuluş Savaşı'nın önderliği içerisinde geleceğe ilişkin, somut durumun tahliline ilişkin tam anlamıyla bir homojenlik de yok. Rauf Beyleri düşünelim, Kazım Karabekir Paşa'yı düşünelim, Ali Fuat Cebesoy'ları düşünelim ve onların Mustafa Kemal'le Milli Savaşı zafere ulaştırmak konusunda bir ortak noktaları, ortak görüşleri var ve bu konuda hiçbir fikri ayrılık yok. Ama bu savaşı başarıya ulaştırmak konusunda başvurulacak araçlar, taktikler, uygulanacak siyasetler ve bu siyasetlerin türediği daha temel siyasetler, programlar, bu konuda bir ortaklık yok. Bu bakımdan kendisini netleştirmesi bakımından, kendisini önderliğin içindeki diğer akımlardan veya diğer görüşlerden netleştirmesi bakımından da sizin söylediğiniz gibi bir özellik var. Atatürk'ün makalelerin yayınlandığı özellikle ilk makaleler, hatta epeycesi aynı zamanda yalnızlık dönemi. Yani İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın açıldığı, İstanbul'da ayrı bir hükümet üzerinden bir çözüm konusunun telaffuz edilmeye başladığı dönemde de yayınlanmış makaleler var. Her olayın bir çekirdeği, bir düşünsel çekirdeği vardır. Hakimiyet-i Milliye bir düşünsel çekirdeği, yani devrimin, Anadolu ihtilalinin özünü yansıtan bir düşünsel çekirdeği barındırmaktadır. Türkiye'de yıllarca tabu olarak söylenilen, kovuşturmaları yapılan, üniversitelerde bilimsel müfredat içerisinde bile öğrenilmesi bir mesele olan konular 1920'lerde Hakimiyet-i Milliye sayfalarında tartışılmaktadır, ortaya atılmaktadır. Yani 1920'lerdeki düşünce yapısı daha sonraki yıllardaki Türkiye'nin düşünce yapısından çok daha ileridedir, çok daha farklıdır. Dostlar, kardeşler göğüslerini yeni yeni imanlarla şişirerek imdadımıza koşuyorlar. Batı'da emperyalizmin kalesi her gün yeni bir siper daha kaybediyor. Bir hamle, bir ayaklanma, bir an için bize bu lazım. Dünyaya hakim olan kapitalizm illeti bir daha kalkmamak üzere uyusun. Bütün dünya istiyor ki artık yeryüzünde emperyalizm zulmü nihayet bulsun. En büyük düşman, düşmanların düşmanı ne falan ne de filan milletler. Bilakis bu adeta her tarafı kaplamış bir saltanat halinde bütün dünyaya hakim olan kapitalizm afeti ve onun çocuğu olan emperyalizmdir. Artık dünya iki büyük ordugâh haline dönüşmüştür. Bir tarafta zalimler ve kapitalistler, diğer tarafta mazlumlar ve bedbahtlar dünyası. İşte Kurtuluş Savaşımızı hangi fikirlerle başardığımızı özetleyen sözler. Dünya sistemini doğru anlamak, ne olduğumuzu ve nerede olduğumuzu doğru görmek ve buradan yola çıkarak gerçekçi bir yol çizmek. Günümüzün kimi aydınları yaptığımız devrime mucize diyor. Ama onu biz yapmadık mı? Hakimiyet-i Milliye bizim Kurtuluş Savaşı'na yol gösteren, ışık tutan ideolojiyi ortaya koymaktadır, siyasetleri ortaya koymaktadır. O bakımdan önemlidir. Yani bu herhangi bir gazete değil. Bizim Kurtuluş Savaşı'mıza yol gösteren, fikirleri ortaya koyan gazete. O bakımdan çok önemlidir. Ve okuyanlar büyük bir coşkuya kapılıyor, heyecana kapılıyor haklı olarak. Ben de çok büyük bir heyecan duydum. Biz Kurtuluş Savaşımızı hangi görüşlerle yaptık? Bu bir sapma değil. Çünkü savaşı onunla verdik. Bizim gerçeğimiz bir devrimi Hakimiyet-i Milliye'nin başyazılarındaki fikirlerle yaptık. Çok çok önemli. O fikirler nedir? O fikirler Fransız devrimiyle, yani demokratik devrimin ideolojisiyle
Burjuva Demokratik Devrim ideolojisiyle Sovyet devriminin ideolojisinin, yani proletaryanın devrimci ideolojisinin bir sentezi. Niye böyle oluyor? Çünkü artık Fransız devriminin fikirleriyle 20. yüzyılın başında bir ezilen dünya ülkesinde bir kurtuluş savaşı vermek mümkün değil. Bir demokratik devrim yapmak artık Fransız devrimiyle mümkün değil. Fransız devrimi biliyorsunuz burjuva, ferdiyetçi, özel girişimi esas alan fikirleri dünyaya getirdi ve devrimci fikirlerdi bunlar. Ama 20. yüzyılın başına geldiğimiz zaman Fransız devrimi döneminden farklı olan ne var? Artık emperyalizm çağına girmişti kapitalizm. Ve bir ezilen dünya ülkesinde de Fransız devriminin saf burjuva demokratik fikirleriyle bir demokratik devrim yapmak artık mümkün değildi. Demokratik devrim yapabilmek için emperyalizme karşı mücadele etmek gerekiyordu. Yani sırf içerideki feodal sınıfları devirmek yetmiyordu. Emperyalizme karşı savaş gerekiyordu. Emperyalizme karşı savaşmak için de çağımızda artık sırf bireysel, ferdiyetçi, yani özel girişimci fikirler yetersiz. O nedenle Mustafa Kemal Atatürk bir ezilen dünya ülkesinde emperyalizme karşı savaşmanın ve bir milli demokratik devrim gerçekleştirmenin modelini kurdu. O model neydi? Fransız devriminin demokratik fikirleri, yani milliyetçilik, laiklik artı Sovyet devriminin görüşleri, onlar neydi? Devletçilik, halkçılık ve devrimcilik tabii elbette. Fransız devriminden aynı zamanda cumhuriyetçilik. Bunların bir birleşimiyle milli demokratik devrim gerçekleştirmek mümkündü. İşte Hakimiyeti Milliye yazılarında bunları görüyoruz. Dünya yine bir devrimler çağına giriyor. Başını kaldıranlar bunu görebiliyor. Kendi tarihimizin kuytu karanlıklarından çıkartıp önünüze getirdiğimiz bu yazılar acaba bunun bir göstergesi mi? Kısacası Hakimiyeti Milliye yazıları şu anki toplumumuza kazandırılmış, her satır üzerinde dikkatlice okunulacak, insana zaman zaman heyecan veren, zaman zaman o dönemde, o koşullarda böylesine kalemlerle, böylesine analizlerin yapılabilmesine saygı duyulacak bir nitelik göstermekte. Sözüme başlarken söylediğimi bitirirken söyleyeyim. Bunları ulusal tarihin kaybolmuşluğuna değil, günümüzün ulusal bilinci yitiren, ne yapacağını şaşırmış, binbir olumsuz noktayı ayırt edemeyiz bir toplum anlayışına getirilmiş, zavallı bir toplum anlayışına getirilmiş bir dönemde yayınlamak, ortaya koymak çok önemli. Gazetenin kendisini tanımladığı ilk yazısındaki şu ifadeler bugün için de geçerli değil mi? Fakat memleketimizde milli hakimiyetin düşmanları o kadar alçak ve o kadar zelil bir mahiyettedir ki, düşman himayelerine sığınarak, ecnebi kuvvetlerinden imdad umarak, milletin haklı sesini ve hakimiyetini boğmak teşebbüsünden kolay kolay vazgeçeceklerini zannetmiyoruz. Vaktiyle büyük inkılaplar sırasında saraylarını düşman askerlerine muhafaza ettiren, milletlerine düşmanlarının süngülerini davet eyleyen hükümdarlar bile görülmüştü. Fakat unutulmamalıdır ki, bu hükümdarlar siyaset meydanlarında can verdiler ve daha fenası bütün insanlığın hafızasında yaşıyorlar. İşte gazetemiz, milletin hakimiyetine musallat olmak isteyecek şahıslara karşı mücahede ve mücadele için neşrediliyor. Milletin hakimiyeti,
ne sermayelerin, ne içi boş siyasetlerin, ne kinlere, menfaatlere, talih ve istikballere yönelen geçici hislerin oyuncağı olamaz. Millet yaşamaya, hür ve müstakil yaşamaya, yaşadıkça mesut ve olgun bir Türk unsuru olmaya mecburdur. Hakimiyet bunun için kullanılacaktır. Gazetemizin de gayesi milletin bu ihtiyacıdır.